Arkadaşlar merhaba. Elektrik motorunun etiketi motorun kimliğidir. Etiket üzerinde motorla ilgili bir takım bilgiler bulunur. Motorun montajından arızasının giderilmesine kadar motora yol verecek elektriksel elemanların seçimine kadar etiket üzerindeki bilgilerden yararlanırız. Fakat motor etiketleri standart bir formatta değildir. Her şirket kendisine ait motor etiketi basmaktadır. Her ne kadar etiket üzerindeki bilgiler belli başlı olsa da format açısından farklılıklar bazen bakımcı arkadaşları zor duruma düşürmektedir. Bu videoda etiketler üzerindeki değerlerin ne anlamlara geldiği ve nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerinde kısa kısa bir takım bilgiler vereceğim. İnşallah hepiniz için yararlı olur. İyi seyirler. Motor etiketlerinde bazı sayısal değerler, bazı harfler, bazı semboller vardır. Bunların her biri motor için bir değeri bize verir. Bu videomuzda çeşitli motor etiketleri üzerindeki değerlerin okunması veya yorumlanması üzerinde duracağız. İlk etiketimize başlayalım. İmalatında esas alınan standart. Bu motorun Türk standartlarının 3205 nolu standartına uygun olarak yapıldığını ve ayrıca motorun CE uygunluk belgesi olduğunu gösterir. İmalatçı şirket, ürün sipariş kodu. Ürün sipariş kodu her üreticinin ürettiği motorun ürün kodları farklıdır. Motor sipariş verilirken veya o motorla ilgili etiketinde yazmayan daha detaylı bilgiyi katalogdan öğrenmek için bu kod kullanılır. Örneğin katalogdaki değerleri ekledik buraya. Etikette olmayıp burada olan, yani katalogda olan değerler de örneğin motorun momenti, motorun kalkış akımının anma akımına oranı veya motorun kalkış momentinin anma momentine oranı gibi bazı değerler burada var. Motorla ilgili daha ileri düzeyde mühendislik çalışmaları yaparken bu değerler bizlere yardımcı olmaktadır. Çalışma rejimi IEC 34'e göre elektrik motorlarında S1'den başlayıp S10'a kadar giden çalışma rejimleri vardır. Bu çalışma rejimleri motorların çalışma ve durma sürelerini, motorların yol almalarını veya frenlemeleri ile ilgili motorun ısıl dengesi hakkında bize bilgi verir. Bizim motorumuzun neydi çalışma rejimi? S1'di. S1 sürekli çalışma rejimidir. Motorun sabit bir yükü vardır ve motor enerjilendikten sonra bu sabit yükte çok uzun süreler çalışır. Motorun örneğin kalkış sırasında veya çalışma sırasında üzerinde oluşan ısı motorun soğuma gerek fan yardımıyla veya gerekse de ortam yoluyla soğumasında bir ısı denge oturur ve bu dengede çok uzun süreli gider. Bunu fan motorlarında görebiliriz. Yani çalışmaya başladıktan sonra uzun süreli çalışan motorlarda bunu görebiliriz. Veya örneğin S2 kısa süreli çalışma. Motor kısa süreli olarak devreye girer ve soğuyana kadar motorun enerjisi kesildikten sonra bekler. S3 aralıklı periyodik çalışma. Örneğin bir vinç asansör motoru S3 çalışma rejimine aittir. Çalışma rejimleri ile ilgili daha detaylı bilgiyi ders notlarımızda bulabilirsiniz. Yabancı motor etiketlerinde S1 sürekli çalışma continuous'dan sürekliliğin kısaltması olarak jont şeklinde gelebilir. S3 aralıklı periyodik çalışma intermediate'ın aralıklının kısaltması olarak inç şeklinde de yazılabilir. Örneğin burada S1 örnek olarak resimde bir pompa motoru vermişiz sağ üstte veya S3 aralıklı çalışmaya da bir kompresör motorunu aşağıda örnek olarak vermişiz. Kompresör motoru kazanı doldurana kadar yeterli basınç sağlayana kadar çalışıyor. Ondan sonra içerideki hava basıncı düşene kadar da motor ne yapıyor? Bekliyor. Montaj tipi. Motorların montaj tipi de önemlidir.
motorun dik veya yatay çalışması veya bağlanacağı kaideye bağlanacağı bağlantı noktaları da ayaklı veya kafadan flanşlı olarak bağlanması da bilinmesi gereken bir diğer bilgidir. Bizim motorumuzda neydi? B3'tü. B3 yatay çalışan ayaklı bağlantılı bir motor. İzolasyon sınıfı. Motorların izolasyon sınıfları vardır. Bizim bu motorumuzda neydi? F olarak verilmişti. F 155 santigrat dereceye kadar yalıtkanı bozulmadan çalışabilecek motor olduğunu gösterir bize. İzolasyon sınıfları önemlidir. Niye önemlidir? Bununla ilgili isterseniz başımdan geçen yıllar önceki bir anıyı anlatayım. 90'lı yılların başındayız. O zamanlar üniversitede öğrenciyiz. Otomasyon fuarına gittik. O zamanlar bizlere fırçasız DC motorları, servo motorlar diye gösteriyorlardı ve biz de ağzımız açık o motorları ne yapıyorduk? Seyrediyorduk. Fuarın birindeyim. Bir servo motor, fırçasız DC motoru standa koymuşlar, çalıştırıyorlar. Bir ara motoru elledim. Motor elimi yaktı. Isı bana çok yüksek geldi. Sağa sola baktım. Hani bir yetkili ilgilense de ona motorunuz çok ısınmış, yanacak desem dedim ama kimse benimle ilgilenmedi. O zaman da öğrenciyiz. Ben de sinirlendim. Motor yanarsa da yansın dedim. Standdan ayrıldım. Fuardaki gezim bitti. 3-4 saat sonra gideyim dedim. Bakayım motor duruyor mu, yanmış mı? Tekrar standa geri geldim motorun olduğu. Baktım motor hala çalışıyor ve üzerindeki ısı hala sıcak. Tabii daha sonra yıllar sonra öğrendik ki izolasyonların dayanım sınıfları var, sıcaklık sınıfları var. Bu sıcaklığa kadar izolasyon bozulmadan motoru ne yapabiliyor? Çalıştırabiliyor. Motorun koruma sınıfı IP55. Burada koruma sınıfından kasıt motorun katı veya sıvı ortamlarda içerisine katı veya sıvıyı hangi noktadan sonra almaya başladığını gösterir veya hangi noktaya kadar korunduğunu gösterir. IP'den sonra birinci sayı katı cisimlere karşı korumayı, ikinci sayı ise sıvı cisimlere karşı korumayı gösterir. Bizimki neydi? IP55'ti. Yani bizim motorumuz tozlu ortamlarda içerisinde toz almadan çalışabilir ve motorun üzerine tüm yönlerden fışkırtılarak gelen sulara karşı motor güvendedir. Motorun anma frekansı Avrupa standartlarına uygun yapılan motorlarda artık hem 50 Hz hem de 60 Hz'lik çalışma değerleri bulunmaktadır. Bu 50 ve 60 Hz veriliyor ama 50 veya 60 Hz frekans değişikliği motorun endüktif direncini dolayısıyla bazı elektriksel parametrelerini de değiştirecektir. Endüktif reaktansı hatırlayacak olursanız 2 PFL formülüyle bulunmaktaydı. Bobinin endüktansı L, 2 P zaten sabit bir değer. F ise burada motora uygulanan frekanstı. 50 veya 60 Hz olması arasında bir elektriksel olarak değişiklik olmaktadır. Motorun 50 Hz'lik şebekede anma gerilimi, motorun 60 Hz'lik şebekede anma gerilimi, motor etiketinde motorun yıldız ve üçgen bağlantısına ait birbirinin 1.73 yani kök 3 misli 2 adet gerilim değeri verilir. Bu gerilimlerden hangi bağlantı tipi için olduğu belirtilmemişse her zaman küçük gerilim üçgen, büyük gerilim yıldız bağlantı içindir. Buna göre çalıştıracağımız şebekenin fazlarası gerilim değerine göre motor bağlantısını yaparız. Bizim etiketimizde 220-380 vardı. 220 bu motorun üçgen bağlantı gerilimidir. 380 ise bu motorun demin de söylediğimiz gibi yıldız bağlantı gerilimidir. Bizim şebekemiz 380 volt olduğu için bu motor bizim şebekemizde yıldız olarak bağlanır. Motorun bağlantısı üçgen olmadığından, yani motorun nihai çalışması şebekeye bağlanması üçgen olmadığı için bu motora yıldız üçgen yol veremeyiz. Elli Hz'lik şebekede rotor devre, mil devre. 60 Hz'lik şebekede rotor devre, mil devre. Hatırlayacak olursanız motorlarda NS diye bir devirden bahsediyorduk. Bu statordaki döner alan devriydi. F
formülü 60 çarpı F bölü P idi. Yani 60 çarpı frekans bölü kutup çifti sayısıydı. Motor 50 Hz'lik şebekede çalıştığında eğer 2 kutupluysa stator döner alanı 3000, 4 kutupluysa 1500, 6 kutupluysa 1000, 8 kutupluysa 750, 10 kutupluysa 600, 12 kutupluysa 500 devir bölü dakika olacaktır. Eğer motorumuz 60 Hz'lik bir şebekede çalışıyorsa ve 2 kutupluysa stator döner alanımız 3600, 4 kutupluysa 1800, 6 kutupluysa 1200, 8 kutupluysa 900, 10 kutupluysa 720 ve 12 kutupluysa 600 devir bölü dakika olacaktır. Buradaki değerler 1 dakika içerisindeki statorda oluşan döner alanı vermektedir. Peki az önce bizim etikette okuduğumuz 2875 veya 3460 neydi? Bunlar rotor devriydi, mil devriydi. Rotor devri kayma miktarı kadar senkron, yani stator devrinden küçüktür. Motorun çalışabileceği iki farklı frekans olduğu için rotor devirleri bu frekanslarda verilmiştir. Ve frekanslarla devirler hemen hemen orantılıdır. Yani 60 bölü 50 oranı, 60'daki devir 3460 ile 50'deki devir 2875 oranı birbirlerine hemen hemen eşittir. Burada iki farklı devirden bahsedilmiş. İki farklı devir verilmiş. Bazen şu yanılgıya düşüyoruz. İki farklı devir varsa bu motor dahlenderdir diye. Hayır, burada devirler arasında yaklaşık 1.2 gibi bir oran var. Eğer bu motor dahlender olsaydı devirler arasında hemen hemen iki misli bir oran olacaktı. Bu sadece motorun 50 ve 60 Hz'lik şebekede çalışmasından dolayı verilmiş iki farklı ve birbirlerine yakın 1.2 oranı olan devir sayısıdır. Motorun 50 Hz'lik şebekedeki mil gücü, çıkış gücü, motorun 60 Hz'lik şebekedeki çıkış mil gücü, bu verilen güç değeri motorun milinden alınan mekanik güçtür. Her ne kadar ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde güç birimi kilovat olarak verilse de Amerika ve bazı diğer ülkelerde güç beygir gücüyle de ne yapmaktadır? Tanımlanmaktadır. HP veya PS harfleriyle gösterilir. 1 kilovat 1.36 beygir gücü veya 1 beygir gücü 0.736 kilovattır. Bazı kaynaklarda bu oran farklı verilebilir. Mekanikçilerin ve elektrikçilerin kullandığı beygir güçleri bazen farklılıklar göstermektedir. Güç faktörü faz açısı, görünür güçle aktif güç arasındaki açı veya başka bir tanımla da motorun akımı ile gerilim arasındaki açı faz açısı olarak verilmektedir. Motorun 50 Hz'lik şebekedeki anma akımı, şebekeden çekeceği akım, motorun 60 Hz'lik şebekedeki şebekede çalışırken çekeceği akım. 50 Hz'lik şebekede akım değerlerini bir inceleyelim. Motorumuz neydi? Gerilim olarak 220-380 volt 50 Hz'de 10.6 ile 6.0 amper olarak verilmişti. Fazla arası gerilimi 220 volt olan şebekeye motor üçgen bağlandığında her bir faz şebekeden 10.6 amper akım çekecektir. Fazla arası gerilimi 380 volt olan şebekeye motorumuz yıldız bağlandığında her bir faz şebekeden 6.0 amper akım çekecektir. İki akım değerleri arasında gerilimdeki gibi 1.73√3 misli bir oran vardır. Her iki şebeke bağlantısında da motor anma gücünde çalışacaktır. Bu ne demektir? Motoru ben üçgen bağladım 220 voltluk şebekeye. Güç neydi? Karekök 3, yani 1.73 U i kosinüs fiydi. Kosinüs fiiler 50 ve 60 Hz'de sabitti. Üçgen bağladığımda 220'lik şebekeye kök 3 220 çarpı neydi 220'de çektiği akım? 10.6. 10.6 çarpı kosinüs fi 0.9. Bu değer 380 voltluk şebekeye yıldız bağladığımdaki değerle aynı olacaktır. Yani karekök 3 1.73 380 fazla arası gerilim çarpı çektiği akım 380'de 6 amperdi. 6 çarpı 0.9
birbirlerine eşit olacaktır. Eğer bu motorum şebekeme yıldız olarak bağlanabiliyorsa, yıldız üçgen olarak bağlanabiliyorsa, üçgen bağlandığında ilgili gerilimler verildiğinde motor yıldız veya üçgen çalışmada aynı gücü çekecektir. Motorun anma verimi. Verim nedir? Verim motordan alınan güç bölü verilen güç çarpı 100'dür. Alınan güç nedir motordan? Bilinden alınan mekanik güçtür. Az önce verdiğimiz kilovat veya beygir gücü olarak verdiğimiz değerdir. Verilen güç ise motorun şebekeden çektiği güçtür. Motorlardaki verim iki ayrı komite tarafından sınıflandırılmıştır. Yüksek verimli veya düşük verimli şeklinde. İkinci etiketimizi inceleyelim. Ürün sipariş kodu. Montaj tipi. Az önceki etiketimizde olduğu gibi yatay çalışan ve ayak montajlı bir motor. İzolasyon sınıfı. İzolasyon dayanım sıcaklığı 155 santigrat derece. Motorun anma gerilimi. Bu bizim motorumuz 400 volt olarak gösterdiği yer aslında bizim 380 voltluk şebekede çalışacak kısım ve üçgen bağlanacak. Ne demiştik daha önce? Eğer yıldız veya üçgen değerleri yanında verilmemişse küçük gerilim değeri üçgen, büyük gerilim değeri yıldız bağlantı içindir. Burada sembolik olarak da ne yapılmış? Verilmiş. Demin de dediğimiz gibi 400 voltluk üçgen bağlantı bizim şebekemizde 380 voltluk şebekemizde üçgen bağlantı yapılacağını gösteriyor. Bu motorun nihai bağlantısı şebekeye bağlantısı üçgen olacağı için bu motorumuza yıldız üçgen yol verebiliriz. Motorun anma frekansı, motorun anma verimi, bu yüksek verimli bir motor. Motorun anma akımı 550 amper 400 voltluk üçgen bağlantıda, 315 amper ise 690 voltluk yıldız bağlantıda. Motorun mil gücü, çıkış gücü, güç faktörü, faz açısı, rotor devri 1488, aslında bunun enesinin, senkron devrinin 1500 olduğunu gösterir. Bu ise 4 kutuplu bir motordur. IP55 sınıfı bir korumaya sahip. Yani toza karşı ve tüm yönlerden gelen fışkırtılmış suya karşı motorda koruma var. Bir diğer etiketimiz ürün sipariş kodu. Burada diğer etiketlerde yoktu ama vermişler ağırlığı. Ağırlığı katalog bilgisi olarak normalde verilir ama burada motor üstünde verilmiş. Hem motorun nakliye sırasında hem de bu motorun bağlanacağı konsolun mukavemeti açısından motor ağırlığı da önemlidir. Montaj tipi B3, yani yatay çalışan ayak bağlantılı bir motor. Burada yeni bir değer görüyorsunuz. Gövde büyüklüğü veya yapı büyüklüğü 160 L, 160 long uzun bir gövde olduğunu gösterir. 160 nedir? 160 milimetredir aslında ve motorun ayağıyla mil merkezi arasındaki mesafeyi gösterir. Motor kısa, uzun veya orta boylu yapılabilir. L de motorun uzun olduğunu gösteriyor. Bunun detayları bizim yine ders notlarımızda var. Koruma sınıfı, toza ve tüm yönlerden fışkırtılmış suya karşı koruma IP55. İzolasyon sınıfı, bu motorda da 155 santigrat dereceye kadar izolasyonun bir dayanımı var. Burada ortam sıcaklığını vermiş, motorun devamlı çalışabileceği 40 santigrat derece. Hemen hemen tüm elektrikli ürünlerde, şalt ürünlerinde ortam sıcaklığı 40 santigrat derece olarak düşünülür. Motorun anma frekansı 50 ve 60 Hz olarak verilmiş ve hem 50 hem 60 için iki farklı değerler var. Motorun 50 ve 60 Hz'deki çalışma gerilimleri. 50 Hz için düşünecek olursak 380 voltluk şebekeye üçgen bağlanacaktır. Burada verilmemiş ama yıldız bağlanabileceği şebeke değeri 380 çarpı karekök 3 673 660 volttur. Eğer şebekem 660 voltsa bu motoru şebekeme yıldız bağlayacağım. Motorun nihai çalışması şebekeye bağlantısı üçgen olacağı için bu motoruma yıldız üçgen yol verebilirim.
Motorun mil gücü, motorun çıkış gücü 50 ve 60 Hz'de. Motorun anma akımı 60 ve 60 50 ve 60 Hz'deki motorun şebekeden çekeceği akımlar. Üçgen bağlantı 32 amper, yıldız bağlantı da 18.5 amper olarak verilmiş. 60 Hz'de tek akım değeri var. Şey verilmemiş, yani yıldız bağlantı verilmemiş. Bunu hesaplamak mümkün. 50 ve 60 Hz'deki devir sayıları, 50 Hz'dekine bakacak olursanız 2940. Bunun enesi stator devri 3000'dir. 2 kutupludur. 3550'nin de aslında enesi 3600 devir bölü dakikadır. Güç faktörü, faz açısı ve verimi. Burada power faktör diye bir şeyden bahsediliyor. Normal etiketlerde power faktör yoktur ama son dönemde power faktör veya servis faktör olarak bazı değerler verilmektedir. Aktif gücün görünür güce oranını vermiş. Bir diğer etiketimiz ürün sipariş kodu, gövde büyüklüğü 160 ve orta gövde, orta uzunlukta gövde, montaj tipi yatay çalışan ve B5, daha öncekilerde B3'tü, bunda B5, flanş bağlantılı, kafadan flanş bağlantılı bir motor. Motor mil gücü, çıkış gücü 11 kW. Çalışma rejimi S1. Kosinüs V'si, faz açısı. Koruma sınıfı 55, yani hem toza, daha öncekilerde olduğu gibi, hem de her yönden fışkıran suya karşı koruma. İzolasyon sınıfı F sınıfı, 155 dereceye kadar izolasyon dayanımı var. Ağırlığı da verilmiş bu etikette, 109. Şimdi burada bir diğer gerilim değerinden bahsediliyor. Bu aslında bu motorun disk freninin çalışma gerilimidir. Bu motorumuz bizim frenli bir motordur. Mekanik disk freni olan bir motordur ve motorun frenlenebilmesi için fren bobinine vermemiz gereken gerilim 230 volt AC'dir. Bu gerilim değeri onu göstermektedir bana. Motorun momentini veriyor. Motorun gücü verilmemiş, motorun momenti verilmiş. Gücün momentle alakalı olan formülü kullanıldığında, yani PA alınan güç, moment çarpı 2P çarpı rotor devri bölü 60'tan bu motorun 22 kW'lık bir motor olduğunu hesaplayabiliriz. Motorun hem 50 ve hem 60 Hz'lik şebekelerde çalıştığını gösteriyor. 50 Hz'lik şebekedeki motorun anma gerilimi. Şimdi fazla arası gerilimim şebekemde eğer 220-240 volt aralığında olsaydı bu motorum üçgen bağlayacaktım. Fazla arası gerilimim 380-415 ise ben bu motoru şebekeme yıldız bağlarım ki bizim şebekemizde motor yıldız bağlanacaktır ve nihai çalışması yıldız olduğu için de yıldız üçgen yol verilemeyecektir. Motorun 60 Hz'lik şebekedeki çalışma gerilimleri. 50 Hz'lik şebekede çekmiş olduğu akım. Bu motor eğer üçgen bağlantıysa 39.0 39 amper, yıldız bağlantıysa 22.5 amper akım çektiğini gösterir. Yine motorun 60 Hz'de şebekede çekmiş olduğu akımlar. Üçgen bağlıysa 35.5, yıldız bağlıysa 20.5 amper akım çekiyor. İsterseniz şimdi Dahlender motor etiketlerini inceleyelim. 3 tip Dahlender motor vardır ama en çok kullanılanları sabit momentli veya değişen momentli Dahlender motordur. Oran nedir derseniz, sabit momentli Dahlender motorun piyasada kullanılma oranı %80'in üzerindedir. Yani karşınıza sabit momentli bir Dahlender motor çıkma olasılığı çok yüksektir. Farkları nedir? Nasıl ayırırız? Bunlar hakkında bilgi verelim. Sabit momentli Dahlender motor etiketinde birbirinden farklı güç, akım değeri görülür. Her ne kadar sabit momentli olarak isimlendirilse de kataloğunda nominal moment değerinin iki devirde de farklı olduğu görülür. Yani iki farklı devir için iki farklı moment verilmiştir.
Ama nispeten diğer dahlender tiplerine göre bu momentler arasındaki fark daha azdır. Buna bir örnek vermek istedik. Bunlarda seri üçgen paralel yıldız bağlantı vardır. Örneğin motorumuzun etiketinde 9-11 kW yazabilir. 19-24 amper akım değeri verilmiştir. 1455-2924, yani 1455 aslında 4 kutupludur, 1500 devirdir. 2924 ise aslında 2 kutupludur, 3000 devirdir. Ve moment olarak da 59 Nm ile 35 Nm verilmiştir. Biraz sonra göreceksiniz, bu fark aslında hani sabit momentli diyorsunuz, moment niye iki farklı değerde, ama diğerlerine göre nispeten hakikaten az. Veya bir başka etikette 5.5 7.5 kW düşük devir ve yüksek devir için verilebilir. 13 ampere 16 amper akım değeri verilebilir. 720'ye 1430, iki farklı devir, birbirinin iki misli bir devir verilebilir. 720'nin enesi aslında 750, 1430'un enesi ise aslında 1500'dür. 1500 ne oluyor? 4 kutuplu motor. 750 de ne oluyor? 8 kutuplu motoru bana veriyor. Momentleri ise 72 Newton'la 50 Newton olarak verilmiş. Değişen momentli dahlender motor. Biraz da bunun hakkında bilgi verelim. Etiketinde birbirinden çok farklı, bakın oran çok farklı, güç ve akım değerleri bulunur. Kataloğu incelenecek olursa düşük devir için düşük moment, yüksek devir için yüksek moment verilir. Burada momentler arasındaki fark açıktır. Yani belirgin bir şekilde, bariz bir şekilde açıktır. Bunlarda seri yıldız, paralel yıldız bağlantısı yapılır. Bu değerleri karşılaştırabilmemiz için iki örnek verelim. 9.3 kW, 37 kW, 27 amper, 71 amper. Bakın fark çok yüksek. 1476 devir, 2955 devir, 1476 1500 devirdir, 4 kutupludur. 2955 3000 devirdir, enesi ve 2 kutupludur. 59 ile 119 Newton gibi birbirlerinin hemen hemen iki misli moment verilmiştir. Sabit momentliye bakacak olursanız bu değerlerin çok da değişen momentliye göre çok da farklı olmadığını görürsünüz, ama değişen momentli de akımlar, güçler ve momentler arasında bariz bir fark göze çarpmaktadır. Yine başka bir örnekte değişen momentli 6.5-26 kW. Bakın çok arada büyük fark var. 18-50 amper, 723-1452, 723-750 devirdir. 1452 ise 1500 devirdir enes'te. 85 ve 171 Newton. Dahlender motor etiketlerine bakalım. Burada bazı değerler ortak olacağı için başta vereceğiz. Daha sonra bu değerleri tekrarlamayacağız. Tekrara gerek yok. Ürün sipariş kodu, motor verimi, yapı büyüklüğü, çalışma rejimi. Çalışma rejimlerini anlatırken videonun önceki kısımlarında espri bazen continuous olarak yabancı kaynaklardaki veya yabancı motor etiketlerine verilebilir demiştim. Bu ona bir örnek. İzolasyon dayanım sıcaklığı 155 santigrat derece F sınıfı, montaj tipi B, faz sayısını vermiş. Burada servis faktörü diye bir şeyden bahsediyor. Servis faktörü motorun devamlı çalışabileceği aşırı yük miktarını verir. Örneğin 10 kW'lık bir motorun servis faktörü 1.1 ise motor 10 x 1.1 11 kW yükte zarar görmeden çok uzun sürelerde çalışabilir. Servis faktörü ortam sıcaklığının 40 santigrat dereceyi aşmadığı, gerilim ve frekansın anma değerlerinde olduğu şartlar için geçerlidir. Motorun çalıştığı ortam sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşması veya motor klemenslerindeki gerilimin anma değerinin altında olması motorun çalışma performansını olumsuz yönde etkileyerek aşırı yüklenebilirliğini azaltmaktadır. Ayrıca motorun duruş kalkış sayısının sıklığı da yüklenebilirliğini olumsuz yönde etkiler. Motorun izolasyon sınıfı yükseldikçe, yani 155-185 santigrat derecelerdeki FH sınıfları olduğu zaman izolasyon sınıfı, servis faktörü de büyümektedir.
Motorun anma gerilimi, motorun anma frekansı. Şimdi bundan sonra motora özel, yani bundan sonraki etiketlere göre, her motora göre özel olan değerlere geldik. Motorun çıkış mil gücü, düşük devirde 12 beygir, yüksek devirde 15 beygir. Yine bu beygir oranlarından bulacak olursak 12 beygir olarak verdiği aslında 9 kW'ı, 15 beygir olarak verdiği de aslında 11 kW'ı göstermektedir. Motorumuz düşük devirde 19 amper, yüksek devirde 24 amper çekmektedir. Motorumuz düşük devirde 1470, yüksek devirde 2850 devir bölü dakika ile dönmektedir. 1470 dediğiniz aslında 1500 NS'tir. Yani senkron devri 1500'dür, 4 kutupludur. Yüksek devirde ise 2850. Yani bunun NS'i de 3000'dir. Bu da 2 kutupludur. Dikkat edecek olursanız devir sayıları birbirinin 2 mislidir. Hemen hemen devir sayıları birbirinin 2 mislidir. Motor bağlantı şekli seri üçgen paralel yıldız. Düşük devirde seri üçgen motor bağlanır. Yani nasıl seri üçgen bağlantı yapılır? 1U, 1V, 1W uçları 3 fazlı şebeke L1, L2, L3 fazlarına bağlanır ve 2U, 2V, 2W uçları boş bırakılır. Bu şekilde motor sargıları içeriden seri üçgen bağlanmış olur. Peki yüksek devirde paralel yıldız bağlantı nasıl yapılır? Yüksek devirde paralel yıldızda bu sefer şebekenin L1, L2, L3'ü motorun 2U, 2V, 2W uçlarına bağlanır. Ve motorun 1U, 1V, 1W uçları ise birbirleri arasında köprülenir, kısa devredilir. Bu şekilde paralel yıldız bağlantı yapılmış olur. Yine bir başka motor etiketimize geldik. Ortak değerleri tekrar söyleyeyim, atladım. Motorun mil gücü düşük devirde 10 HP, yani 10 beygir, yüksek devirde 40 beygir. Yine hesaplayacak olursak 10 beygir dediği aslında 7,5 kW. 40 beygir dediği ise aslında 30 kW'lık bir güçtür. Motor düşük devirde şebekeden 21, yüksek devirde 63 amper çekiyor. Bakın dikkat edecek olursanız buradaki akım değerleri önceki etikete göre daha farklı. Daha aralarındaki oran veya fark daha yüksek. Bu da biraz sonra göreceksiniz. Bağlantı tipinin değiştiğini bana gösterecek. Rotor devrim düşük devirde 690, yüksek devirde 1410. 690 aslında 750 senkron devirdir. 8 kutupludur. 1410 ise aslında 1500 olan senkron devire aittir. Başta da söylediğimiz gibi arada kayma miktarı kadar fark vardır. Bu 1500 devir ise 4 kutup anlamına gelir. Ve burada da birbirlerinin 2 misli civarında devir olduğu gözükür. Motor bağlantı şekli seri yıldız, paralel yıldızdır. Düşük devirde seri yıldız bağlantı nasıl yapılır? Düşük devirde seri yıldız bağlantıda 3 fazlı şebeke 1U, 1V, 1W uçlarına bağlanır. L1, L2, L3, 1U, 1V, 1W uçlarına bağlanır. Ve 2U, 2V, 2W uçları boş bırakılır. Bu şekilde seri yıldız bağlanmıştır. Paralel yıldızda ise L1, L2, L3 fazları 2U, 2V, 2W uçlarından bağlanır ve 1U, 1V, 1W uçları köprülenir, kısa devre yapılır. Bu da paralel yıldız bağlantı anlamına gelir motor içerisinde. Bir diğer çift devirli motorlarsa çift sargı çift devirli motorlardı. Dahlender bağlantıda birbirinin iki katı devir elde etmekteydik. İki kattan farklı devirler elde etmek için aynı stator gövdesine elde etmek istediğimiz devirlere ait iki adet stator sargısı yerleştirilir. Örneğin aynı statora iki kutuplu ve sekiz kutuplu iki adet birbirinden bağımsız sargı yerleştirerek 3000 devir bölü dakika ve 750 devir bölü dakikalık iki farklı devir elde edebiliriz. Statora 2 adet sargı yerleştirileceği için aynı güçler için tek sargılı motorlara göre 2 sargılı motorların hacmi daha fazla olacaktır. Çalıştırmak istediğimiz motora ait sargılara enerji verilir ve diğer devirlere ait sargıların uçları boş bırakılır. Örneğin
Düşük devir bağlantıda 1U1 ve 1W'ye şebeke verilir. 2U2 ve 2W uçları boş bırakılır. Yüksek devirli bağlantı için 2U2 ve 2W uçlarına şebeke verilir. 3 faz verilir. 1U1 ve 1W uçları ise boş bırakılır. Bununla ilgili bir örneğe bakalım. Düşük devirde 52 beygir, yüksek devirde 125 beygirlik bir mil gücü. Yine bunu kilovat olarak çevirecekseniz, çevirecek olursak 60 kilovata 90 kilovatlık güçler demektir. Motor akımları 114 ampere 162 amper. Güçte ve akımda bir oran aramayın. Yani dahlenlerdeki değişen moment veya sabit momentteki gibi bir oran aramayın. Bir yaklaşıklık veya uzaklık aramayın. Burada iki farklı devirde hangi güçlere ihtiyaç varsa o güçlerde motor sarılır. Elektriksel olarak birbirlerinden bağımsız olduğu için iki farklı veya elektriksel olarak birbirlerinden bağımsız olduğu için çok farklı elektriksel değerlerde motorlar sarılabilir. Devirlere bakacak olursanız 960 devir, 1430 devir, 960 aslında 1000 kutuplu, 960 devir aslında enesi 1000'dir. 6 kutupludur. 1430 sayı 1430 ise enesi 1500'dür. 4 kutupludur. Bakın 6'ya 4 sarılmış bir motor. Devir sayıları arasında 2 oranı yok. Yani birbirinin iki misli değiller. Bu da dahlender olmadığını gösteriyor bana motorun. Zaten 6'ya 4 bu motorun çift sargı çift devir olduğunu da bana göstermekte. Dahlender olsaydı örneğin 6'ya 12 veya işte 4'e 8 gibi kutup sayıları çıkması gerekiyordu. Yine bir başka örneğimiz düşük devirde 20 beygir, yüksek devirde 60 beygir milden aldığımız güç. Bu da 15'e 45 kW anlamına geliyor. Motor ham akımı şebekeden çektiği 39'a 85 amper ve devir değerleri ise düşük devirde 460, yüksek devirde 1450. Bu 460 dediğiniz aslında 500'dür, 10 kutuptur enes. 1450 dediğinizde ise enes 1500'dür ve 4 kutupludur. Yine devirler arasında 2 oran, birbirinin iki misli bir oran yoktur. 10'a 4 kutup gibi birbirlerinden bağımsız 2 kutup, 2 farklı kutuptan söz edebiliriz. Bir fazlı motor etiketini inceleyelim. Son olarak da motorun ürün sipariş kodu, motorun anma gerilimi 115'e 230 volt gibi iki farklı değer verilmiş. Nadir de olsa böyle bir etiketle karşılaşabilirsiniz. 115'e 230'un verilmesindeki espri bunun sargılarının iki parçadan oluştuğu anlamına gelir ve şebekeniz 115 voltsa sargıları paralel, eğer 230 voltsa sargıları seri bağlayarak motoru çalıştırırsınız. Gücün 0.75 beygir olduğunu gösterir. Motorun anma akımının 15.3'e 7.6 amper olduğunu gösterir. Niye iki farklı akım değeri? Az önce de sargıların seri veya paralel bağlanabileceğinden bahsetmiştik. Sargılarınız eğer sizin paralel bağlanıyorsa 15.3, seri bağlanıyorsa 7.6 amper şebekeden çekecektir. Faz sayısının 1 olduğunu gösterir. Şebekenin 60 Hz olduğunu gösterir. Devir sayısının 3450 olduğunu gösterir. Dikkat edecek olursanız bu 60 Hz'lik şebekede çalışıyordu. Yani bunun enesi 3600'dür. Ve 2 kutupludur bu motorumuz. İzolasyon sınıfı B, düşük bir izolasyon sınıfı ve 130 santigrat derece dayanım sıcaklığı var. Çalışabileceği ortam sıcaklığı 50 santigrat derece olarak verilmiş. Servis faktörü olarak da 1.65 verilmiş. Çalışma şekli olarak, çalışma rejimi olarak da sürekli çalışma yani S1 verilmiş. Burada bazı motor etiketleri üzerinde değerlerin ne anlamlara geldiğini çözmeye çalıştık. Konuyla ilgili daha detaylı bilgileri internet sitemizdeki ders notlarından bulabilirsiniz. Bunlar sadece verilmiş birer örnekti. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.